geldiniz sevgili izleyiciler. Konut ve gayrimenkul alacaklar haydi ekran başına. Bugün özellikle merkezin faiz indiriminin ardından konut sektörüne etkisini, konut ve gayrimenkuldeki fiyat hareketlerini ve yatırım fırsatlarını konuşacağız. Tüketici sorunlarına değineceğiz. TÜSODAR Emlak Komisyon Başkanı Hatice Kolçak. Hoş geldiniz Hatice Hanım. Hoş bulduk. Ve EPOS Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda GÜYÖDER Yönetim Kurulu Üyesi Neşecan Çekici bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Neşecan Hanım. İsterseniz izleyicilerimizin çok da merak ettiği konulardan ama bir hatırlatma da yapalım. Konut ve gayrimenkul sektörüne dair tüm sorularınız için Twitter adresimiz @bloomberg.et. Hadi bekliyoruz sorularınızı diyelim. Fiyat olayıyla başlamak istiyorum. Özellikle izleyicilerimizin en çok da merak ettiği konuların başında geliyor. Yılın ilk kısmını yarı yılı tamamladık. Bu anlamda fiyatı oluşturan 3 ana etkenle başlayalım isterim. Arsa maliyetleri, arz ve talep durumu ve diğer bir yanda tüketicilerin çok sık dikkat ettiği konut kredi faiz oranlarıyla kur seviyesi. Bu üç bileşenle bu yılın ilk yarı yılı bu anlamda nasıl geçti Neşecan Hanım? Bu yıl geçtiğimiz yıla nazaran konut kredisinden başlamak gerekirse konut kredileri ilk üç ayı geçen yılın üstüne tekrar bir artışla kapattı. Ama konut kredilerinde ciddi anlamda bir azalış da var. Yani artışta bir azalış var. Her yıl 22'ler, 17'ler artarken bu sene %12-15 seviyesi arasında bir artış gösteriyor konut kredileri. Peki kişiler nasıl konut alıyorlar? Çünkü konut satışları düşmüyor. İlk 3 ayı karşılaştırdığımızda gerek Türkiye'de gerek İstanbul verilerine göre kesinlikle konut satışlarında bir gerileme yok. Paralellik var aksine. Bu satışlar nasıl gerçekleşiyor? Firma vadeli finansman yöntemleri çok sıkça kullanılıyor ve ciddi anlamda da vadelendirme uzun dönemlere yayılıyor. Bu fiyatları tabii ki biraz yukarı doğru çeken bir etken. Hani reel ve çıplak fiyatlardan çok bahsedemiyor oluyoruz bu durumda. Ama genel olarak baktığımızda arsa maliyetleri hiçbir zaman düşmüyor. Özellikle büyük şehirler, sadece İstanbul değil, gelişen kentler dediğimiz şehirlerde de arsa fiyatları ciddi anlamda her sene olduğu gibi yine yükseliş trendinde. Lokasyon çok önemli. Bu fiyatı etkileyen diğer döviz hareketleri önem kazanıyor. Ama konut satışları geçtiğimiz yıldan çok farklı değil. Aynı seviyelerde düşme yok. Geçtiğimiz yıla paralel seyir izliyor, yıl bekliyoruz diyorsunuz. Peki fiyat değişimine göz attım ben. %18'lerde yıllık değişim. Bu bir anlamda da Avrupa'nın en yüksek fiyat değişimini yaşandığı ülkelerin başında geliyoruz, Türkiye. Peki evet. Çok bu sıkça da sorulur. Şimdi bayram vesilesini diyoruz, İstanbul bize kaldı, oh diyoruz. Şimdi konut fiyatlarındaki artış şehrin aynı şekilde altyapısından ulaşımla aynı derecede ve hayat kalitesi. Bu anlamda da aynı seviyede bir yükseliş kaydediyor mu? Yoksa konut fiyatlarındaki artış daha çok hani arsaların azalması, buna mukabil köyden kente göç nedeniyle yeterli arz da bu anlamda artıyor ama şehir merkezinde bir noktada tıkandı. Ve yeni projeler, Osman Gazi Köprüsü olsun, 3. köprü olsun, 3. evet, havalimanı olsun, tüm bunlar yapılmakta. Ama aynı şekilde de altyapıdan ulaşıma, yani şehrin belki de en önemli, belki atfetmemiz gereken şey, yani yaşam kalitesi. Aynı şekilde artış görüyor musunuz? Yani bir Londra olsun, bir New York olsun. Evet, İstanbul'un daha çok gidecek yeri var ama evet, hani diğer yanlara baktığımızda da bir miktar eksiklik olduğunu görüyoruz. O zaman şu soru da akla geliyor. İstanbul'daki belli noktalarda konut fiyatlarında acaba balon mu var? Çok analizler yapıldı. Konut fiyatlarındaki balon gerçekten bilimsel olarak uluslararası hocalarımızla birlikte de tartıştık. Konut piyasasında bir balondan söz etmek mümkün değil. Ama arz fazlası, stoktaki fazlalık gibi kavramlar evet gündemde. Bunlardan söz etmek lazım. Çünkü şu anda İstanbul'da son 10 yılda yapılmış yaklaşık 1250 markalı konut projesi var. Bu markalı konut projelerinin de ciddi anlamda 500 bin adetlere tekabül eden bir yeni konut yapımından söz ediyoruz. Bunun hangi hedef kitleye yapıldığını düşünüyoruz.
düşünecek olursak da BB artı, B eksi ve üstü seviyelere yapıldığını görüyoruz. Ciddi olarak da burada bir birikme söz konusu oluyor. Son dönemde İstanbul, Marmara ve Türkiye genelinde de aslında dünyanın en büyük ve en iddialı kamu altyapı projelerine de imzalar atılıyor. Marmaray gibi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi, Osman Gazi Köprüsü gibi, birçok tüp geçitler gibi, 3. Havaalanı gibi, Avrasya Geçidi gibi birçok altyapı projeleri de var. Tabii ki bu sizin söylediğiniz mahrumiyetleri engellemek, şehrin biraz daha rahat hareket etmesini sağlamak için kurgulanmış büyük kamu projeleri. Bunların da şehri rahatlatması düşünülüyor. Ama tabii ki büyük resme bakmak lazım. Yani ünlü matematik dehası Pisagor'un bir sözünü çok seviyorum. Dar açılar çiziyor olabilseniz, çizseniz bile kalemi en geniş bakış açısıyla oynatın der. Buradan hareketle de kesinlikle şunu, büyük resmi görmemiz ve büyük alanlar halinde İstanbul gibi özellikle büyük şehirleri planlamamız lazım. Bu altyapı yetersizliğine gidebilir, işsizlikten sosyolojik veya psikolojik bir takım ayrıntılara kadar tartışılır bir konu oluyor şehirde yaşamak. Ama çok ciddi bir stok geldi. İstanbul'da şu anda 5 milyon 300 bin adet konut var. Bunun %10'u da markalı konut projeleri oluşturuyor. Yani %10 kadar bir arz geldi. Markalı dediğimiz kurumsal firmaların yaptığı, belli bir yönetim sistemiyle işletilen projelerde bunun %10'unu oluşturuyor. Hatice Hanım, sizin de hemen yorumunuzu almak isterim. Yılın ilk 6 ayında bu bileşenler çerçevesinde gerçekten arsa maliyetleri konusunda gerekse Merkez Bankası'nın faiz indirim süreci başladı ama bu tam anlamıyla da konut piyasasına yansımadı değil mi? Özellikle fiyatta etkili eden etkenlerden biri de arz talep olduğu kadar konut kredi faiz oranları. Evet, kesinlikle bu yıla baktığımız zaman açıklanan rakamlarda zaten konut kredi, yani ipotekli satışlarda çok ciddi anlamda düşüş olduğunu görüyoruz geçtiğimiz senelere göre. Olması gereken yerlerin çok altında, yani %27 ile %30 arasında gidip geliyor şu anda. Vatandaşı konut alımını engelleyen en büyük etkenlerden bir tanesi faiz oranı. Dolayısıyla konut kredi faiz oranları ancak şu anda 1.15, ortalama 1.15 seviyelerinde gidiyor. Dolayısıyla da aşağı inmediği için, beklentilere cevap vermediği için kredili satışlarda ciddi bir düşme var. Otomatikman bu satışı etkileyen olumsuz nedenlerden biri olarak görülüyor. Son birkaç aydır yapılan faiz indirimlerine göre de henüz daha aslında beklenilen indirimler yapılmadı açıkçası. Buna karşılık mevduat faiz oranlarının da yüksek olduğunu görüyoruz. Yani siz bir yatırımcı ya da işte küçük yatırımcı da olabilirsiniz ama paranızı güvenli liman dediğimiz ne yaparsınız böyle bir durumda? Dövizin dengesiz olduğu bir ortamda ya da faizlerin yüksek olduğu bir ortamda paranızı mevduatta tutarsınız. Dolayısıyla da mevduat faiz oranlarının da aşağı düşmesi lazım. Son aldığım rakamlar %12 civarındaydı. Bu da yatırımcıyı etkileyen nedenlerden bir tanesi. Dolayısıyla aslında para varsa bile bir yerde duruyor. Diğer taraftan elbette ki fiyatı etkileyen ve konut satışlarının düşmesine neden olan, hani en büyük etkenlerden biri de arz ve talep dengesizliğinin olduğunu görüyoruz. Bu arz ve talep dengesizliği özellikle belli segmentlerde değil mi? Neşecan Hanım'ın da dediği üzere lüks konut segmentinde stoklarda bir şişme varken orta ve düşük dar gelirli gruplara yönelik baktığımızda çok da fazla bir konut yapıldığını görmüyoruz. TOKİ bu amaçla yola başlamıştı ama şu an itibariyle baktığımızda da TOKİ'de orta ve üst düzey gelir grubuna yönelik konut ve gayrimenkul geliştirdiğini görüyoruz. Yani aslında evet, dediğiniz gibi işte oradaki arz ve talep dengesi bundan kaynaklanıyor. Çünkü yapılan projelerin çoğu orta gelir ve üstüne hitap ediyor. Yani daha çok üst segmente yapılırken orada bir tokluk oluştu. Yani doyum oluştu aslında. Dolayısıyla yatırımcı dediğimiz belki bir ve daha fazla alacak, konut alacak insanlar da bu noktada beklemeyi tercih ediyorlar. Altıda zaten bir şey alamıyor. Orada bir açlık varken, ben böyle söylüyorum, alt gelir grubunda ve orta gelir grubunda konuta bir açlık varken, yani hani bugün onlara uygun ortalama 2500-3000 lira civarında bir metrekareyle konut yapılıyor olsa her şeye rağmen satılacağını düşünüyorum. Ama rakamlara baktığımız zaman 5-6 bin liranın altında bir rakam göremiyoruz.
Ben fiyatı etkileyen en büyük etkenlerden bir tanesini de kalitenin artmasına bağlıyorum. Şöyle ki, baktığımızda son yapılan konut projelerinin tamamı markalı konut olarak dediğimiz sosyal domatası olan, güvenliği olan, spor alanları olan yerler olarak yapılıyor, evet. Üretiliyor daha doğrusu. Bunlar otomatikman fiyatı artıran sebepler ve insanımız gerçekten biz dernek olarak da yaptığımız araştırmalarda, çalışmalarda şunu görüyoruz. Site özelliği olan projelerde oturmayı tercih ediyor. Yani normal, müstakil, mütevazi bir apartmanda oturmak yerine çocuklara özellikle varsa güvenlikli, parkı olan yerleri tercih ediyor ve buraya %20, %50 bazen daha fazla rakamlar ödeyerek bu tarz konutları almayı tercih ediyorlar. Yani bugün aynı cadde ve sokaklarda dahi şu anda gittiğimizde markalı bir konut projesi dediğimiz site özelliği olan, güvenliği olan bir projenin hemen yanında normal mütevazi bir apartmandaki dairenin fiyat kıyaslamasında çok ciddi bir makas olduğunu görüyoruz. Peki fiyatları değerlendirelim isterseniz. İlk 6 ayda bu anlamda nasıl geçti ve ikinci yarı yıla ilişkin beklentiniz ne yönde? Yani ikinci yarı yılda şimdi gerçek anlamda küresel gelişmelere de bağlı olarak konut fiyatlarında nasıl bir eğilim olmasını bekliyorsunuz? Yoksa yine geçtiğimiz yıla paralel daha stabil mi gidecek fiyatlar? Yani fiyatı belirleyen en büyük unsur fiyat piyasa da belirlenir. Fiyatı arz ve talep dengesi doğurduğuna göre demek ki arz ve talebin dengelenmesi gerekiyor. Gerçekçi olmak gerekirse. Talep bir uzayı falan hissettiniz mi bu 6 ayda? Yani TÜİK rakamları her ne kadar geçen yılla paralel gidiyor olsa da bizim piyasadan izlediğimiz beklentinin hani vatandaş açısından beklenildiğini görüyoruz. Yani neyi bekliyor? Fiyatların, işte faizlerin düşmesini bekliyor. Parası işte eğer kura yatırmışsa, dövizdeyse bir takım şeylerin daha belirgin hale gelmesini bekliyor. Dolayısıyla çok dengeli olduğunu söylemeyeceğim. Bu da denge olmadığı için fiyatlar hani ne kadar artar kısmında bence önümüzdeki ikinci 6 ayda fiyatların biraz daha paralel gideceğini düşünüyorum. Fiyatlarda bir artış gerektirecek de bir durum yok diyorsunuz. Neşecan Hanım, siz katılıyor musunuz? Şöyle, ben deminki cümleye bir katkıda bulunmak istiyorum. TOKİ aslında çok ciddi anlamda konut üretti Türkiye'de. 1984 ile 2002 arasında yaklaşık 18 yılda 43 bin konut üretmişken 2002'den bugüne kadar 600-700 bin adet konut üretti. Toplam ciddi anlamda bir konut üretimi ve arzı söz konusu TOKİ tarafından. Ama Hatice Hanım'a %100 katılıyorum ki bu markalı konut projeleriyle TOKİ arasında aç olan, bir konut edinmek isteyen ve belli bir seviyeye kadar bu 3000-3500 TL bölü metrekare bandında alışveriş yapmak isteyen de ciddi bir bekleyen kitle var. Hem buradaki fiyatları ikinci yarı yıl olarak kritik edecek olursak da Türk gayrimenkul konut alıcısı şu tür bir psikolojiye girdi. Biz çok düşecek fiyatlar alacağız. Ama büyük şehirlerde bu çok kabil değil. Çünkü belli bir arsa maliyeti var. Evet. Eskiden 1/3 oranındaydı. Şimdi en aklınıza gelmeyecek orada konut mu alınır dediğiniz bölgelerde bile %50'nin altında bir arsa maliyetinden söz etmek olası değil. Hal böyleyken fizibilitelerde ortaya çıkınca şunu görüyoruz. Bunun fiyatının maksimum bir minimum bir aralığı var. Hareket edebileceği bir yer var. Yoksa geliştirici bu işe feasible olmayınca girmez. Kar edemez. Çünkü bunun bir satış süresi, stok taşıma maliyeti, pazarlama maliyeti var. Karlılık oranı nedir? Onu da merak etmişim. Geliştiricili... Çünkü bu çok sıklıkla dile getirilir. Hani derler geliştiriciler çok fazla kar etmediklerini söyleseler de hani maliyetlere baktığımızda hakikaten de karlılığı olmadığı bir sektörün çift tanelerde büyümesi de kuşkusuz olmaz. Mutlaka ama şöyle söyleyeyim, karlar düştü. Yani bunu bütün raporlarımızda görüyoruz. Hangi seviyelere düştü, nerede? Yani beklenti, daha doğrusu diğer yatırım enstrümanlarına göre diğer yatırım araçlarına yatırım yapma veya başka bir iş yapma alternatifine göre gayrimenkul mü geliştireceğim diyen bir yatırımcının %20-25'lerin altında bir kar beklentisi olmaması gerekir ki eskiden, çok eski dönemlerde bu demin söylediğim gibi 1/3 oranında bir kar beklentisi vardı. Ama şu anda bu sektör karlılığı olarak, yani çünkü sektörün çok rasyoları, endeksleri
olmadığı için bunu belli simülasyonlarla, belli analizlerle edinebiliyoruz. Bu da %15 seviyelerinin üstüne çıkmıyor. Hatta daha alt seviyelerde bile bir sektör karlılığından, geliştirici karlılığından bahsedebiliriz. Buradaki tabii ki en büyük etken birincisi arsa maliyeti, ikincisi finansman maliyeti, üçüncüsü de pazarlama maliyeti. Pazarlama maliyetleri dramatik ölçüde arttı ve dolayısıyla da fiyatları buralara taşıyor. Karlılığı da ister istemez aşağılara düşürüyor. Çünkü firma vadelendirmeleri de bir finansman yükü doğuruyor. Peki yılın ikinci yarısına ait dair sizin yorumunuz ne yönde olacak fiyatlarda? Ben fiyatların kesinlikle düşmeyeceğini, hatta belli bir miktar hareket etmesi gerekeceğini düşünüyorum. Çünkü ilk 6 ayda bu hareket olmadı. Fiyatlar aynı kalsa bile, yani senaryo 1 diyeyim, aynı kalsa bile burada firmaların tüketicinin alımlarına ilişkin adım atacağını ve firma vadeleriyle alımı kolaylaştırıcı bir takım önlemler geliştirmekte olacağını daha da sık göreceğimizi düşünüyorum. Bu da aslında tüketici için bir fırsat. Uzun vadede konut satın almak veya bunu vadelendirerek edinmek bir fırsat olacak. Fiyatlar üzerinde çok büyük etkisi olacak. Tabii ki finansman maliyetleri fiyatları yükseltiyor ve bu da piyasadaki fiyatların biraz artmış olma hissiyatı yaratıyor. Ama sonuçta tüketiciye adım adım yaklaşma yöntemleridir bunlar. Aldırabilmek, edindirebilmek tarafında geliştirici de elinden geleni yapıyor. Şimdi izleyicilerimizden sorular geliyor. Hadi onları da yanıtlayalım beraber. Şimdi Inferno nickname'li izleyicimiz der ki merhabalar, konunuza sorar mısınız? TÜİK tarafından açıklanan, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ipotekli konut satışlarındaki düşüş gerçeği yansıtıyor mu demiş. Aynı zamanda aynı izleyicimiz der ki mültecilerle konut piyasası yürüyor. Acaba ne kadar devam eder? İnanıyor musunuz siz mültecilerle yürüdüğüne dair konut piyasası? Mültecilerle yani konut piyasası yürümüyor. Evet. Ama belli bölgelerde, belli şehirlerde ve belli merkezlerde kira fiyatlarını arttırdığını görüyoruz. Yani ama konut piyasası yürüyor diyemeyiz Gaziantep, mültecilerle. Gaziantep, Mersin gibi yerlerde evet, özellikle. Ama önümüzdeki dönemde de çok dramatik etkisi olacağını, rakamlara yansıyan etkisi olacağını düşünüyorum. Hande Hanım, pardon. Buyurun. Ben de bir iki ilave yapmak istiyorum da sözünüz bittiyse. Buyurun tabii ki. Biraz önceki konuya aslında hani geçmeden, sorulara geçtiniz ya, atlamadan önemli bir iki tane katkı yapmak istiyorum. Bu örneğin tüketicinin, tüketici daha çok hani bu aşamadan sonra fiyatları hani daha çok yaklaşacak dediniz, inşaat firmaları bir adım daha atacak tüketiciye, belki işte yapacakları vadeli senetlerle vesaire. Örneğin burada fiyatları etkileyen en büyük sebeplerden bir tanesi de hani rekabetin çok ve arzın fazla olması dedik ya. Burada evet inşaat firmaları belki bir adım atıp senet, vadeli senet satışına gidiyorlar ama orada da vatandaşlar için büyük bir risk var. O riske değinmek istiyorum. Çünkü sonuçta nihayetinde bir inşaat firmasının görevi üretim yapmak. Yani konut üretmekken bir bankacılık yapmamalı. Orada finansörlük görevini üstlendiği an aslında hiç üstlenmemesi gereken bir görevi üstleniyor. Yani vadeli tüketicinin de baktığınızda o an için işine gelmiş gibi görünüyor. Çünkü daha ucuz maliyette bir ve bankaya bulaşmadan, hatta faize bulaşmadan almak daha mantıklı görünüyorken yapılan senetler baktığımızda çok da kanunlara hem uygun yapılmıyor. Çünkü üçüncü kişiler tarafından piyasada kullanılıyor, kullanılmıyor olması gerekiyor. Hem de senetle satmak inşaat firmalarının görevi olmadığını düşünüyoruz. Dolayısıyla bu işi bankalara bırakmak, önümüzdeki süreçte riski minimize etmek açısından hem inşaat firmaları hem de tüketici açısından çok önemli olduğunu araya sıkıştırayım dedim hemen. Evet, ancak şimdi konut birçok geliştirici bir anlamda da finans sağlayıcı pozisyonunda. Çünkü çok daha cazip teklifler sunuyorlar. Sıfır vadeyle. Ne kadar vadeye uzadı sıfır faizle?
60 aylar 40 aylar aslında teslim süresiyle sınırlı kalınması isteniyor. Teslim süresi de kanunen 30 ay, 36 ay arasında tutmaya çalışıyorlar. Ama 40 aylara, 60 aylara uzayan vadeler görüyoruz. Tabii ki risk firmanın taşıdığı da bir risk. Firmanın taşıdığı risk olduğu kadar kişinin de taşıdığı bir risk. Tabii ki modern anlamda ipotekli satış diye bir kavram var. Onun kullanılması, o enstrümanın kullanılması lazım. Ama bu faizler yani birinin altına düştüğü an psikolojik olarak kullanım artıyor kredi kullanımı. Ama şu anda TÜİK verilerine göre şimdi TÜİK azaldı. Konut satışlarındaki düşüş doğru mu? Doğru. Özellikle azaldı. Konut gayrimenkul geliştiricilerin finansörlük pozisyonunu almaları kuşkusuz etkili oldu diyorsunuz. İzleyicimizin sorduğu soruya göre de TÜİK verileri tamamen doğrudur ve ipotekli satışlar yaklaşık geçen yıl oranla %10-15 arasındaki bir aralıkta düştü. Serden K nickname'li izleyicimiz der ki kat karşılığı anlaşmalarda özellikle kentsel dönüşümde bu çok yapılmakta, kat karşılığı geliştiricilerle anlaşıyor bina sahipleri. Arsa sahiplerine bedelsiz verilen konutlar istatistiklere satış olarak mı yansıyor? Evet. Evet, aynen. Bu aslında bir doğru satış değil. Yani sonuçta satış anlamına da gelmez. Bir konut yenileme projesi evet, değil mi? Kesinlikle. Genelde bina yenileme bazında baktığımız zaman yapılan binalarda işte en yoğun yaşanan bölge Kadıköy bölgesi. Onun üzerinden bir örnek verecek olursak ortalama %30 civarında müteahhidin satacağı bir pay kalıyor. Dolayısıyla kat karşı yapıldığı için topu da yeniden satış olarak görülüyor ve satışlara yansıyor mu? Evet, yansıyor. Şimdi İlahi Komedya nickname'li izleyicimiz der ki 2B arazilerinin piyasaya girmesi konut fiyatlarını etkiler mi? 2B arazilerinin sektöre kazandırılmasındaki süreç nedir? Çok sık dillendiriliyor değil mi? Evet. Yani şöyle tabii ki elbette ki önemli ama 2B'lere baktığımız zaman genelde çok da şehir merkezlerinde değil biraz daha şehir merkezlerinin çeperlerinde görüyoruz. Ancak yine İstanbul'dan örnek vermek gerekirse işte örneğin Beykoz bölgesinde en fazla 2B'lerin olduğu bölgelerden bir tanesi. Dolayısıyla orada şu anda üzerinde yapılan çalışmalarla nihayetinde neticelendiğinde bunların hepsi projeye dönecek. Dolayısıyla konut üretimine dönecek. Araziler olarak çıkacak, arsalar olarak çıkacak karşımıza. Orada da arsa üretimine bir nebze faydası olacak 2B'lerin. Ziya Kan Bey der ki yabancılara oturum hakkı ve Suriyelilere vatandaşlık çok sık tartışılan konulardan biri. Emlak piyasasını nasıl etkileyecektir demiş. Sektörü de fiyatları yukarı yönlü çeker mi demiş izleyicimiz Ziya Bey. Ne dersiniz? Yabancılara satış son dönemin en önemli konularından biri zaten. Yabancılar Türkiye'yi özellikle bazı bölgeleri İstanbul, Bursa, Antalya gibi, Muğla gibi bazı bölgeleri tercih ettiler geçtiğimiz son iki yılda. Daha çok kuzey Avrupa ülkelerindekiler daha Muğla, Antalya gibi bölgeleri evet, ama tercih ediyorlardı. Ancak bu Suriyeli konusu çok farklı. Yani Suriyeli konusu daha çok masaya yatırılmış ve üzerinde çok analizle konuşabileceğimiz bir konu değil. Çünkü oradaki gelen fon ya da gelen rakam da çok fazla belli değil. Ama Körfez ülkelerinden yabancıya oturum hakkının veriliyor olması tabii ki çok fazla olumlu etkiler. Geçtiğimiz yıla göre yabancı satışları halen artmakta. Alan bazında düştü ama edinim sayısı bazında artmakta. Biz edinim sayısı ve alan olarak bakıyoruz. Gayrimenkul segmenti ve bağımsız birim olarak bakmıyoruz. Alan olarak da metrekareler düştü ve belli ülkeler hala alıma devam ediyor. Edinim sayısında Irak her sene son 2-3 yıldır açık ara önde. Suudi Arabistan aynı şekilde, Kuveyt çok ciddi alım yapıyor. Bunların tabii ki oturma hakkının verilmesi veya vatandaşlık hakkının Suriyelilere veriliyor olması bu rakamları yerinden kesinlikle oynatacaktır. Tabii ki burada diğer oturma... Biraz önce onu da bahsettik. Dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik konut yokken özellikle şimdi Suriyelilerin alacağı konut dar gelirlere yönelik konutlar olacaktır. Bu segmentte zaten açlık varken onların artı ekleniyor olması kuşkusuz fiyatları çok daha yukarı çekecektir. Hem piyasayı zorlayacağı gibi bizim Türk Cumhuriyeti vatandaşlarımızın, dar gelirli vatandaşlarımızın böyle daha 1+1, 2+1 gibi dar
gelirlilere yönelik yapılan projelere ulaşımı daha da zorlaşacaktır, değil mi? Kesinlikle evet. Doğru. Bunun dışında baktığınızda sadece oturma hakkının veriliyor olması, vatandaşlık hakkının veriliyor olması da yabancılara satışı tam tetikleyen bir unsur değil. Aslında ihracat sayılması gibi, teşviklerinin olması gibi başka mekanizmaların da işletilmesi lazım. Doğrudan sermaye yatırımı 2015'te Türkiye'de hiç olmadığı kadar düşüktü ve bunun yarısı gayrimenkul satışıydı. Tabii ki bu tür teşvikler artarsa ve belli bazı mevzuatlarda geliştirmeler olursa yabancının alımı taşları yerinden oynatır. Şu an ciddi anlamda yani çok düşük seviyelerde %2'ler, 3'ler, 4 çok konuşuyoruz ama evet. Yabancının alım toplam içerisindeki şu an payı toplam çok içindeki düşük. Payı evet. 2'ler, 3'ler, yüzdeler seviyesinde. O yüzden bunu hani 5 milyar dolarlık bir rakamdan bahsediyoruz. Teşviklerle çok rahat ikiye katlanabileceğini de hesaplıyoruz. Mültecilerle ilgili benim geçen gün hani çok net veriler yok dediniz ya, şöyle bir yerde bir küçük şeyimiz oldu, röportajımız oldu öyle söyleyeyim. Aslında mültecilere hep hani parası olmayan dediğiniz gibi ve çok büyük bir kitle öyle ama bir de ciddi anlamda parası olan Suriyeliler var. Ve bunlar vatandaşlık verildiği anda bir tane değil, 10 tane 20 tane daire almayı hedefliyorlar şu anda. Çünkü Türkiye onlar için aynı zamanda Avrupa'ya açılan da bir kapı. Dolayısıyla hani vatandaşlık hakkının verilmesiyle beraber mutlaka yabancılara satış grafiği yukarı yönlü gidecektir, faydası olacaktır. Beklenilen bir şey bu. Ama özellikle Suriyelilere için Suriyelilerin özellikle beklediği bir şey. Bunun altını çizmek istiyorum. Yabancıya birden fazla konut satışı mümkün mü? Örneğin bir Türk vatandaşı gelirdi şu an hani bir tane almada zorlanırken konut piyasasında şu an açlık var derken hani 10 tane alabilmesini bahsediyoruz. Böyle bir şey kanunen de mümkün değil galiba, değil mi? Yabancılara satışta tablo nedir? Yani, kanunlar neyi söylüyor? Şöyle, hani her isteyen 10 tane konut alabilecek mi? Alan sınırlaması, evet, bölge evet. sınırlaması. Aynen. Asgari yasak bölgelerde Hı-hı. alamıyorlar. Belli metrekarenin üstünde alamıyorlar. Köy kanununa tabi yerlerde alamıyorlar. Özellikle asgari yasak bölgelerde hareket etmeleri şu an ya da belli metrekarenin üzerinde diğer yerlerde belli metrekarenin üzerinde almaları mümkün değil. Şimdi alanlar demişken çok yeni projeler de yapılıyor. Bu Osman Gazi Köprüsü bayramın öncesi hemen öncesinde akabinde açıldı. Arifesinde açıldı demek daha doğru olur. Ne dersiniz? Özellikle Osman Gazi Köprüsü o bölge coğrafyasında sadece Anadolu yakasında değil aynı zamanda Yalova, Bursa tarafındaki konut ve gayrimenkullerde bir artış sağladı mı? Elbette ki. Yani ilk geldiği gün, yani gündeme ilk geldiği günden itibaren genel olarak etrafında bir fiyatlanmada ciddi bir hareketlilik oldu. Yani o proje dillendirildiği günden bugün artık köprü açıldı. Bugüne dair o bölgedeki konut ve gayrimenkul fiyatlarına ne kadarlık bir artış oldu? Yapılan çalışmalara yani istatistiklere baktığımızda bu rakamın %150'lere hatta %200'lere bence çıkmıştır. Çok rahat benim gözlemlediğim kadarıyla. Sadece Yalova ve Anadolu yakasında Gebze, İzmit bölgeleri değil. Yol biliyorsunuz bu İzmir-İstanbul otobanı 3,5 saate düşürecek otoban projesinden dolayı şu anda Bursa'ya kadar gitmiş durumda fiyat artışı. Ama İzmir'de de çok ciddi bir hareketlilik var. Özellikle Çeşme'de biz geçtiğimiz aylarda önemli birkaç tane projenin çalışmasında bulunduk orada. Çeşme bölgesi İzmir'de çok büyük bir atak var. Yani yazlıkçıların hatta artık yaz kış oturacak projeler üretilmeye başlanmış Çeşme'de. Dolayısıyla hem Osman Gazi Köprüsü hem de bu İzmir-İstanbul otoban projesinin tamamlanmasıyla beraber aslında bütün bir hat oraya kadar olan bölgenin tamamıyla çok ciddi anlamda ve bence İzmir'e daha fazla katkısı olacak gibi görünüyor bana sorarsanız. Çünkü İstanbul zaten yeteri evet. kadar yapıyor ama İzmir daha çok işin başında ve İzmir'de biz daha fazla bekliyoruz evet. fiyat artışı. Projenin uç noktasında özellikle İzmir'de daha çok artış olacak diyorsunuz. Yeni alanlardan da bahsedelim. Öncelikle İstanbul içiyle başlayalım. Özellikle İstanbul içi şimdi yeni projeler yapıyor dedik. Üçüncü köprü, üçüncü havalimanı.
beklenen etkiyi yaratacaktır kuşkusuz ama her zaman daha çok değerleme şehir merkezlerinde mi oluyor? Ne dersiniz? Şimdi Hande Hanım aslında yani son dönemde şöyle bir trend var son yıllarda. Özellikle yapılan bu mega projeler, özellikle ulaşımın kolaylaşacağı işte metroların gittiği hatlara baktığımızda işte 3. Havalimanı, otoban projeleri, hastaneler, AVM'ler artık bunların gündeme gelmesi, anılması, kulaktan kulağa bile geçiyor olması, gidiyor olması bile fiyatları tavan yaptırıyor. Yani bu, biz de etki yapıyoruz fiyatların artışında. Talebi bozan etkenlerden bir tanesi de vatandaşın kendisi. Yani daha böyle hiç proje ortada yokken kulaktan kulağa duyumlarla bile oraya yükleniyoruz, fiyatları artırıyoruz. Küçük de olsa oradan pastadan bir şey kapmaya çalışıyoruz. Elbette ki çok büyük hatalar yapılıyor. Yanlış yatırımlar da yapılıyor. Özellikle arsa yatırımlarında çok büyük hataların yaptığını görüyoruz. Arsa yatırımlarında neler yapmalı? Çünkü siz özellikle Tüketici Sorunları Derneği Komisyonu'nda başkansınız. Evet. En çok örneğin arsa yatırımıyla başlayalım. Nerelerde hata yapılıyor? En sık karşılaştığınız problem sorun ne oluyor? Hande Hanım bakın mesela bu özellikle Arnavutköy 3. Havalimanı gündeme geldiği zaman Arnavutköy çok gündeme geldi hatırlarsınız. Evet. Tapular bir boşaldı, biri gitti, biri geldi derken hala devam ediyor. Oradaki yapılan hataların başında en son gördük ki dere yatakları bile satılmış. Sit alanları satılmış. Yani hiç olmaması gereken, hiçbir işe yaramayacak tarla, aklınıza gelebilecek her metrekare, arsa, arazi, toprak birilerine satılmış. Şimdi bir araya gidelim. Peki tamam. Vatandaş arsa, konut alırken nelere dikkat etmeli sorusunun yanıtını sizden arayacağız ama minicik bir ara diyoruz. Bizden ayrılmayın. Aranın ardından konut gayrimenkul sektörünün sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.